Baba, haber mi var? Fırat mı? Yok, daha gelmedi. Bilgisayar Şebnem'in masasında aşağıda. Ne yaparsan yap, Fırat'ın sonuçları görmesine engel ol. Niye gerildin sen? Bir şey mi saklıyorsun? Niye cevap vermiyorsun? Bana bak. Yoksa bana yeni oyunlar planlarken mi yakaladım seni ha? Ne saklıyorsun? Ah Naz, ah aşkım. Keşke her şey farklı olsaydı. Keşke bambaşka şartlarda karşılaşsaydık.
Deli misin sen be? İyi misiniz? Ay çok özür dilerim, iyi misiniz? Görmüyor musun? Sarı ışıkta geçilir mi? Çok özür dilerim, iyi misiniz? İyisiniz değil mi? İyi değilim. Olmaya da niyetim yok. Görmüyor musun? Hastaneye gitmek ister misiniz? İstemem. Ben gerçekten görmedim, farkında değildim. Nereden çıktığınızı anlamadım. Çok özür dilerim. İyi misiniz? Ha, ben anladım. Anlatayım mı? Nikahtan kaçıyorsun değil mi? Allah bilir geride bıraktığın adam yaşadığı şokla nikah masasında kala kalmış. Kara kara düşünüyordur ben bunu hak edecek ne yaptım diye. Gelin hanımla artık nasıl bir macerayı atlayacaksa hiçbir insanın canını, hiçbir kuralı saymadan hayatına devam ediyor. Doğru tahmin ettin mi? Bu nedir kardeşim ya? İstemiyorsanız söyleyin. Evlenmeden 10 saniye önce mi aklınız başınıza geliyor sizin ya? Geride bıraktığınız adamları hiç mi düşünmüyorsunuz? Çete misiniz lan siz? Ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Çok özür dilerim. Benden özür dileme. Git çöp gibi kenara attığın adamdan özür dile önce. Yürü. Esubhanallah. Ay Fırat ben senin vicdanına. Yana geç. Gelin. Geç yana. Çırapıyı tıkacaksın birazdan. Geç yana ben yardım edeyim hadi. Ben de olayın vehametiyle fazla tepki verdim ama sen de biraz dikkat etsene kızım ya. Ya ben galiba konuyu bilmeden abarttım sanırım. Affedersin. İyi misin? Tamam. Hadi nereye bırakayım seni? Bir yere bırakmana gerek yok. Gidecek bir yerim yok. O ne demek ya? Yok mu senin bir arkadaşın, eşin, dostun, akraban? Hiçbirini görmek istemiyorum şu an. Ne yapacağız? Sabah kadar şehri mi turlayacağız? Ben iyiyim. Sen inebilirsin aslında. Emin misin? İyi peki madem. İyi misin? İyisin. Ne oldu? Ayağım çok acıyor. Burkuldu galiba. Topuğun kırılmış. Yerini de alayım mı? Yok, gerek yok. Hadi arabaya o zaman. Kaçak gelin. Tekrar yolculuğa çıkıyoruz. Buyurun. Restoranda da yok ha? Evde de değil. Peki tamam, anladım Şebnem. Yine de aklına böyle gidebileceği başka bir yer gelirse beni ara. Tamam, haberleşiriz. Ay skandal. Rezil olduk herkese. Düğünden kaçmak ne demek abi? Nasıl yapabildi böyle bir şeyi bu kız? Efe mi gitmiş? Hayır. Hiçbir yerde yok. Onu benden saklamıyorsunuz değil mi? Kızıma ne yaptın? Aa, ne yapmış olabilir çocuk abi? Yani belli ki bizimkinin deliliği bu. Feza sus. Sana soruyorum Taylan. Naz nikahtan neden kaçtı? Aldatıyormuş beni. Nasıl ya? Nişanlım.
Tamam, ağlamak yok. Hele karnını doyurmak için en doğru adrestesin. Ben şimdi sana bir şeyler yapacağım, karnımızı doyuracağız, tamam mı? Ağlama. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ya ben açlıktan taşlayacak haldeyim ya da sen çalıştığım en iyi şeflerden bile daha iyi yemek yapıyorsun. Sen daha dünyanın en iyi şefiyle tanışmamışsın. Benim işim bu. Şefim ben. Ne? Bir dakika ya. Sen şeflerle çalıştığına göre sen ne iş yapıyorsun? Restoranım var benim. Fransız restoranı. Kendim de pasta şefiyim. Hadi be. Evet. Vay be. Niye öyle bakıyorsun? Sende hangi Fransız tatlısını sever tipi var? Onu tahmin etmeye çalışıyorum. Öyle bakınca anlaşılıyor mu? Ben anlayabilirim. İyi, söyle bakalım. Neymiş benim en sevdiğim tatlı? Şimdi... Sende biraz gizem var. Ama biraz soğuk bir tarafın da var sanki. Biraz da şaşaa seviyoruz sanki. O yüzden yoğun şekerli şeyleri sevmiyoruz biz. Tamam tamam, alınma canım öyle hemen. Benimki sadece tahmin. Sonra... Kolaycı bir tipe benzemiyorsun. Sanki senin için lezzet efordan geliyor. Affedildin, tamam. İyi gidiyorsun. Devam et. Daha kompleks sunumlar seni cezbediyor. Biraz kırılganız. Ama... böyle dışı kaya gibi bir sert tatlıyı tercih ederiz sanırım. O yüzden krem brûlée. Bilemedim. O yüzden mi ilk duyduğunda afallamadın? Bence tam onunkini aldın. Afallamak değil o. Kendini o kadar çok övdün ki tahmin konusunda hayal kırıklığına uğradım diyelim. Aynı zamanda çok kötü bir yalancıyız. Hadi itiraf et. Doğru bildin değil mi? Biliyordum. Ben bu işte çok iyiyim. Ama ne? Çekinme, çekinme ye. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Ay gelin mi? Çekinme, hepsini bitirebiliriz. Ay, ay Sultan ablam yetiş. Yetiş ablam. Gülendam ne oluyor? Bu ne hal? Fıratımız kısasa kısas demiş. Gülendam anlamayayım, ne deyin? Sultan ablacığım, Fıratımız bir adet gelin kaçırmış. Ne? Nasıl yani? Yok canım. Ablacığım, nikahta terk edilmek artık bunda nasıl bir travma yarattıysa bulduğu ilk gelini almış gelmiş. Benim tahminim nikah dairelerinin önünde kamp kurup en isteksiz olanı getirdiği yönünde. Olur mu canım öyle şey? Olmaz öyle şey. Ne gelini? Ay ablam, sana yalan borcum mu var? Evdeler işte yani. Kalk gel bak istersen. Anam dur bakacağım. Koş. Aa, bizimkiler toplarla dükkanı terk etmişler lan. Bir şey olmuş olmasın? Kesin bir mevzu var. Fırat'ın başına bir şey gelmiş olmasın? Koş koş koş. Sevin. Ne oluyor? Abim gelin kaçırmış. Ne? Nasıl kaçırmış? Kimi kaçırmış ya? Kızın rızası var mı Gülüm? Rıza cepte. Sıkıntı yok. Ama detaylara hakim değilim. Eve gidince öğreneceğim. Abla. Ablam bak, bunlar kızı arıyorlardır şimdi. Evet kesin. Merak etme abla. Evi biz koruruz. İyi misin?
biraz böyle dursun. Şu gelinlikten de bir kurtulabilseydim. Evet haklısın ya. Ben sana birazdan Sevin'in dolabından bir şeyler veririm. Sevin? Kız kardeşim. Yani aslında teyzemin kızı. Yani teyzem de annem gibidir. Yani aslında gibisi fazla annemdir. Adı Sultan. Dünya tatlısı. Dünya ismi kadındır. Tanıyınca sen de seversin. Fırat! Ne oluyor oğlum burada? Ne yaptın oğlum sen? Affedersin. Ya teyzeciğim göründüğü gibi değil. Anlatacağım. Sakin olun. Tanıştırayım. Bunlar benim ailem. Merhaba. Naz ben de. Memnun oldum. Oğlum ne demek o halde bırakamadım? Ya bu kızın bir ailesi, bir soranı yok mu? Ya sen nasıl elin kızının sorumluluğunu alıyorsun yani? Allah Allah. Ya hiç mi gidecek yeri yokmuş bu kızın şimdi? Varmış teyzem. En yakın arkadaşı bir de ortağı Şebnem diye bir kız varmış. Ama onu da aramak istemiyor kız. Ya kız belli ki yalnız kalmak istiyor teyzem. Oğlum nerede yalnız kalacaksa gitsin tek başına kalsın ya. Allah Allah. Ay bu kızın şimdi annesi, babası, nişanlısı, polisi alıp gelse, evimizi bassa, kızımızı kaçırdın diye. Ne diyeceğim ben? Ya bak Beyzeciğim, bu kızı bu dünya üzerinde anlayabilecek en iyi kişi benim. O yüzden içimden göndermek gelmiyor. Oğlum sen ne anlayacaksın kızın yaşadıklarından ya? Senin anlayacağın şey damat tarafı. Anam bu masada bırakmada moda oldu ha. Siz gençler o evliliği böyle iyice oyun bellediniz yani. Benim güzel teyzem. Bak sadece bir gün kalacak. Kız kendisini toparlasın gider zaten. Buraya yerleşecek hali yok ya. Hadi be teyzem. Lütfen. Bir gün. Bir güncük be teyzem. Lütfen. Tamam bir gün. Bak bir gün dedim ha. Yarın gelip bana bir güncük daha dersen vallahi bak o kızı alırım kendi elimle kapının önüne koyarım. Aslan teyzem, kaplan teyzem, ejderha prensesi teyzem, benim güzeller güzel teyzem. Sağ ol teyzem, tamam, sağ ol teyzem. Allah! Anam oğlum yapma dedim. Sağ ol teyzem. Hiç gerek yok canım. Ben ona kendi kreasyonumdan vardım. Gelinimiz biraz fashion görsün. Ya bunlar bana pek olmadı sanki. Ay benim kadar iyi taşıyamadın tabii. Ama üzülme tatlım. Bütün kadınların kaderi bu. Bak şununla tamamlarsak evet, olacak. Bence biz senin kaderini değiştirelim. Olur mu? Al şunu. Çelimsiz, zayıf, sızkı. Asya Hanım. Merakım mazur görün de yıl 2021 İstanbul'un yüz ölçümü 5343 kilometre iken biz niye Naz Hanım'ı sokak sokak arıyoruz? Daha iyi yani bir fikrin varsa söyle yapalım Ati. Senin aptal yöntemlerini denedik ne oldu? Abi kızma ama sence de saçma değil mi yaptığımız? Tamam. Restorana gidelim. Naz illaki Şebnem'i arayacak. Şebnem bizi Naz'a götürecek. Tabii efendim. Ah Naz beni ne hallere soktun. Karma sağ olsun. Ne demek şimdi? Başına ne geldiyse senin kendi yaptıklarından geldi demek. Yıllarca insanları manipüle edip ayırdın. Onların acılarından para kazandın. Evrende eninde sonunda seninle ödeşecek elbet. Ne diyorsun sen ya? Ben yıllarca o insanların iyilikleri için çalıştım.
Benim sayemde korkunç hatalar yapmaktan kurtuldular. Belki de Naz için o korkunç hata sensindir. Ha? Ayrıca dediğin gibi öyle iyi niyet tanrısı olduğun için yapmadığını ikimiz de biliyoruz. Bana bak çocuk, benim canımı sıkma. Sen aşktan, sevgiden ne anlarsın? Doğru düzgün ilişki mi yaşadın hayatında? Bin şu arabaya. Saksağın. Alo? Alo, Şebnem, Naz ben. Naz, neredesin sen kızım ya? Öldük öldük dirildik burada. Ya tamam hadi, kimseyle konuşmak istemediğin insan bana haber vermez mi? Kafayı yedim. İyi misin? Dur bir Şebnem, iyiyim, sakin ol. Neredesin peki? Kimin telefonu bu? Kimin telefonu bu? Fırat'ın. Fırat kim be? Fırat mı kim? Fırat benim kurtarıcım. Anlatacağım sana her şeyi. Dur, inme, ne yapıyorsun? Neden efendim? Şebnem'in bile isteyen Naz'ın yerini söyleyecek hali yok herhalde. Şöyle ileri görünmeyeceğimiz bir yere çek. Şebnem çıkınca zaten Naz'ın yanına gidecektir. Biz de onu takip edeceğiz. Kesinlikle haklısınız efendim. Şuralara tut. Şuralara tut. Rafım istemişti Fırat bu kızla. Hangi kız? Naz ya. Naz'ı diyor. İstemişti Fırat Naz'la aşık olsun birbirine. Oğlum ne alakası var? Ya sen ne ifla olmaz bir romantiksin ya. Hele yavaş oğlum. Daha ikisini de nikah masasındaki sandalyeyle soğumadı. Ne aşkı? Vallahi Rafım belli mi olur bu işler? Belli olmaz yani bu işler. Baksana bu kadar tesadüf de olmaz yani. Belki de kader ağlarını çoktan örmüştür. Ha? Belki de bu yüzden sırf ikisini de imza attıramadan o nikah masasından kaldırmıştır. Ne bileyim? Ha, kadere inandığın çok belli. O yüzden senin gözüne girmek için hiçbir şey yapmıyorsun. Böyle kös kös oturuyorsun ancak. Ya ne yapayım? Korkuyorum ya. Ya hayır derse. Ya oğlum ya demezse sormadan nereden bileceksin kardeşim? Ha? Bak ben sana diyeyim. Elini çabuk tut. Biri gelir kızı elinden alır, sen de öyle arkalarından bakarsın. Benden söylemiş sana. Al, ver şunu ya. Öyle mi diyorsun ya? Öyle diyorum. Rafıklarım. Merhaba, kolay gelsin. Sağ ol. Ne sıcak bir yermiş burası. Çok şirin. Ya öyledir. Bir de gir bak bakalım içeri. İçerisi de öyle. Oğlum ne ayak? Gitmeyecek mi kız? Ya kız daha yeni kendine geliyor. Ben de getirdim buraya kafası dağılsın diye. Ne deseydim? Gitme deseydim. Doğru. Doğru doğru. Doğru değilsin de. Sultan ablayla bu kızın laf ömrü pek uzun değil. Ben sana diyeyim. Öyle zaten. Yarına kadar müsaade et. İyi hadi bakalım. Hayırlısı. Hayırlısı. Ya. Yudum bana verene. Ablam, bu kız bizim sinerjik ve samimi mahalle hayatımıza özenip bizim eve çökmeye kalkmış. Yok daha neler. Ay ablam. İster misin? Gönül ferman dinlemesin. Bu Naz'la Fırat işi pişirsin. Sonra bu kızın eks damat gelip Fırat'ı üçüncü sayfaya haber yapsın. Ay ablam, Allah muhafaza. Allah korusun. Merhaba. Kolay gelsin.
İzin verirseniz ben de yardım edebilir miyim size? Böyle boş boş oturmayı pek sevmiyorum. Ya. Tam sana göre bir işim var canım. Değil mi kıza ya? Hapishanede mahkum mu bu kız? Ay Fırat'cığım, niye ayıp olsun? O kadar elemi, kederi var. Ağla, ağla, ağla rahatlar diye düşündüm. Ya sen bunu bütün iyi niyetinle yaptın yani, öyle mi? Oğlum, kız yardım etmek istedi. Biz de ona iş verdik. Çok üzülüyorsan kızın haline, bıraksın soğanları, evine gitsin. Ya siz ne taktınız bu kızın gitmesine? Kendisini iyi hissedince gider. Yabancı bir kızın mesuliyetini almak istemeyeyim çünkü. Tamam. Aradı zaten arkadaşını, gelip alacakmış. Siz de rahat edersiniz. İyi. Bas, 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 bas. Salak mısın? Niye durdun? Taksiyi kaybedeceğiz şimdi. Efendim ne yapsaydım? Kırmızıda mı geçseydim? Ha, merak etmeyin. Kaybetmeyeceğiz. Şu ileride hep bu saatlerde trafik tıkalı oluyor. Benim rahmetli halam oturuyordu buralarda da. Oradan biliyorum. Allah rahmet eylesin. Buralarda ne iş var ki Naz'ın? Onu ben de çok merak ediyorum. Bulunca anlayacağız. Hadi devam et yandı. Yavaş olsanız hanımefendi. Ne yine yavaş olmayacakmışım ben be? Ha? Size kaç kere haritanın gösterdiği yoldan gidelim dedim ama maşallah biz resmen Balkanlardan geldik buraya. 50 lira tutacak yol 95 lira tuttu. Sizin dediğiniz yoldan gelseydik 2 saatte gelmiştik buraya. Öyle mi? Ben sizin plakanızı aldım beyefendi. Sizi gerekli bütün mercilere şikayet edeceğim. Ya siz gündüz gözüyle resmen adam söylüyorsunuz ya. Ben verdiğim paranın hakkını helal etmiyorum. Duydunuz mu? Etmiyorum hakkı helal. Çattık ya. Hanımefendi pardon. Taksici size bir rahatsızlık mı verdi? Hah! Bir tek sen eksiktin be. Hah! Bir tek sen eksiktin. Çünkü biz kadınlar siz erkekler olmadan hakkımızı arayamıyoruz değil mi? Sizin illa bütün bunları bir mevzuya dönüştürmeniz gerekiyor değil mi? Hah! Bakın siz beni yanlış anladınız. Ben size yardım etmek istemiştim sadece. Neyse ya neyse. Neyse. Fırat diye birini arıyorum ben. Konumu buralarda bir yeri gösteriyor. Nerede biliyor musunuz? Ha, anlaşıldı. Siz şu kaçak gelin için buradasınız. Nasıl oluyorsunuz? Yalnız arkadaşım hakkında böyle abuk subuk lakaplar kullanmazsanız sevinirim. Naz burada demek ki. Naz nerede? Söyleyecek misiniz? Bırak istersen. Yeterince yardım ettin zaten. Bize kendini borçlu hissetmene gerek yok. Yok ben gayet iyiyim. Hem ocakbaşı keyifliymiş. Kapımı dağıtmış oluyorum böylece. Akşam halam ve babamla yüzleşmek için enerji toplamış oluyorum. Bakayım. Kötü yandı. Gel soğuk suyun altında tutalım hemen gel. Gel. Ah. Çok mu acıdı? Önce acıdı ama alışırız. Uzat. Ben çocukken ilk ocak başının başına geçtiğimde her hafta bir yerimi yakardım.
Naz, kuzum. Çok şükür. İyi misin? Şimdi iyiyim. Kızım, bak ben senin ne olursa olsun yanındayım zaten. Yani... Vallahi o Taylan'ı da zaten günahım kadar sevmiyorum. Oh, bir rahatladım gerçekten. İtiraf da edeyim. Yani bir tarafım böyle sen neredesin falan diye merak ediyordu da... ...diğer tarafım böyle zil takıp oynuyorsun falan geldi gerçekten. Ay çok özledim ama oh be yani, oh. Ya yani şu kıl kuyruk hayatımızdan çıktı artık. Benim kalkıp böyle halay çekisim var kız. Taylan? Şenem sen mi çağırdın? Kuzum saçmalama, ben çağırır mıyım? Beni takip etti kesin pislik. Naz! Lan bu herifin ne işi var burada? Amanin! Asuman'ın programına çıktı topuz değil mi bu? Hadi. Ya bırak, senin hiçbir yere gelmez. Naz yürü hadi. Saçmalama Taylan, bu iki. Bırak bunu, iptal edin ben. Kafayı yiyeceğim Rafım ya. Herife bak. Hem suçlu hem güçlü bile demez mi bana saldırdılar diye bizden şikayetçi oldu hayvan herif ya. Ben bugün ilahi adalete bir kere daha inandım. Kadere bak ya. Koskoca İstanbul'da topuzun kaçak gelini gelip seni buldu. Kısmet. Ama neyse ki kız yol yakınken kendini kurtarmış. O herifle bir ömür vallahi. Zaten benim aklım hiç almadı yani. Öyle kıza, öyle herif. O kızın ne işi var o dallamayla lan? Bu şerefsiz bu kızı kandıracak bir yol bulmuştu Kurnaz. Dünya güzeli kız ya. O kıl kuyrukla. Kurnaz ya, çok kurnaz belli. Taylan gereksiz inat etme artık. Çek şu şikayetini geri. Hayatta çekmem. Gördün, durduk yere bana saldırdılar. Senin de çok bir farkın olduğu söylenemez. Sen beni kolumdan tutup zorla götürmeye çalışırsan tabii ki saldırırlar. Korumak için. Özür dilerim. Bir an kendimi tutamadım. Bak onlar iyi insanlar. Bana yardım etmek dışında hiçbir şey yapmadılar. İyi insanlar mı? Bu kadar saf olmana inanamıyorum ya. O herif kim biliyor musun? Gerçekten seni korumak için mi bana saldırdığını düşünüyorsun? Başka ne için olacaktı Taylan? Sen ne demeye çalışıyorsun? Benim programın son bölümünü hatırlıyor musun? Kaçak gelin vardı, Asuman. Evet, hatırlıyorum da bunun Fırat'la ne ilgisi var? Fırat, Asuman'ın nikah masasında terk ettiği adam. Öfkesi bu yüzden. Seni kullanarak sinsice bir şeyler yapmaya çalışmış demek ki. Eminim benden intikam almaya çalıştığına. Ya saçmalama. Biz tesadüfen karşılaştık. Ben hatta adamı arabamla çarptım. Arabanın önüne atlamıştır. Ay yok artık. Ne yani, Fırat benim düğünden kaçışım üstüne plan mı kurdu? Ben bile bilmiyordum ki düğünden kaçacağımı. Demek ki düğüne gelmiş. Düğünü sabote etmek için plan yapmış ama sen kaçınca başka bir tezgah kurmuş. Böyle bir tesadüf olamaz çünkü. Neyse ki bir daha yanımıza yanaşamaz. Planı bozuldu. Sevgilim. Lütfen konuşalım. Bütün olanları arkamızda bırakalım. Yepyeni bir başlangıç yapalım. Ne olur. Asla. Naz.
Yanım benim. İyisin değil mi? Ha? Çok merak ettim seni. Bir tanem benim. Rafım salarlar mı bizi? Ne diyorsun ya? Oğlum adam nereden bilsin lan? Sanki her Allah'ın günü nezaretteyiz. Şşş, bana bak. Naz bizim lehimize ifade vermiştir değil mi? Çıkarırlar yani. Kardeşim Naz'ın ifade vermesi bir şey değiştirmez. Biz herife saldırdık mı saldırdık. Bitti. Rafım sen ne düşünüyorsun bu kadar ya? Naz'ı... Naz. Rafıklar. Ne dersiniz ya? Ben Naz'ı bir daha görebilecek miyim acaba? Vallahi kader. Eğer kader ağlarını ördüyse kardeşim, sizi er ya da geç tekrardan buluşturur. Buna da kimse engel olamaz. Çıkabilirsiniz. Şikayetiniz geri alındı. Haydi. Ay Sultan abla, ben sana dedim. Bu kız Fırat'ımıza üçüncü sayfa haberi yapacak dedim. Of, nerede kaldı bunlar? Anneciğim tamam sakin ol, gelirler birazdan. İnşallah. Ay şu kız gelin. Merak etmeyin çıkarlar birazdan. Geçmiş olsun. Sağ olun. Babacığım Sultan Hanım Fırat'ın teyzesi. Babam Hazım. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Ben de bu ailenin maestrosu Gülendam. Siz Gül'ü diyebilirsiniz. Memnun oldum. Sağ olun. Bir nevi hayatımı kurtardınız bugün. Gerçekten minnettarım size. Ah ne demek canım. Ne zaman dara düşersen gel beraber soğan doğrarız. Kızım sen onun kusuruna bakma öyle konuşur. Kızımla ilgilendiğiniz için çok teşekkür ederim. Estağfurullah. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Naz bize niye selam vermeden gitti? Ne yapsın kız oğlum? Kendi hayatına döndü işte. Neredesiniz siz ya? Ay çok merak ettim yavrum. İyi misin oğlum? Ay, İyiyim. Ha? Canım benim. Oğlum. De haydi. Nene gelmiş. Minibüs. Minibüs mü? Herkes birbirine sarıldı. Bana sarılma biraz. Gel oğlum gel gel. Seni kullanarak sinsice bir şeyler yapmaya çalışmış demek ki. Eminim benden intikam almaya çalıştığını. Arabanın önüne atlamıştır. Bu Taylan defteri tamamen kapandı mı kızım? Evet baba. Bir süre sadece restorana odaklanacağım. Sana verdiğim sözü de tutacağım. Restoranı 3 ay içerisinde kâra geçirmek için ne gerekiyorsa yapacağım. Ana yemeklerde çok daha iddialı olmamız gerektiğini düşünüyorum. O yüzden yarışma menüsüne Koykoven'i ekledim. Çünkü rakiplerimiz iddialı diye koymaya cesaret edememişlerdir bence. İyi bir reklamla da ileride daha fazla müşteri çekebiliriz. Oh be. Oh be. Ya bizim hayatımız şu anda normale döndü. Sen farkında mısın? Hı? Kız, iyi ki kaçtın nikahtan ha. Bak ne olacaktı biliyor musun? Sen şu anda Taylan'la balayında... Sıkıntıdan patlayacaktın. Ben de burada tek başıma bu yarışmayla uğraşacaktım. Aa şefim ne oldu bu ne? Ya Naz Hanım sormayın. Arkadaşlar halı saha maçı yaparken ufak bir kaza geçirdim. Bizzat kendim de gelip size açıklama yapmak istedim. Buyurun bu da raporum. Bravo be. Tebrik ederim gerçekten.
Geçmiş olsun. Sağ olun. Sinirim bozuldu. Ne yapacağız? Elinize sağlık. Bir ayran alayım mı? Oğlum, neyin var senin? Sabahtan beri bu kaçıncı? Ne mudar ettin bütün kebapları? Ne düşünüp duruyorsun sen? Asum Hanım'a. Yok teyzem, aklıma bile gelmiyor. Kapattın mı bu konuyu? Anam, şu kız mı geçiyor aklından yoksa? Teyzem, sen ilk görüşte aşka inanır mısın? İnanırım, inanmasına da o hikayelerin sonu hiç iyi bitmez yani. Oğlum, sen iyisin mi? Ateşi havlandırmadan yüreğindeki aşkı soğut. Olur mu? Keşke be teyzem. Keşke dediğin kadar kolay olsa. Fırat olmaz, Şebnem hayatta olmaz. İyi de benim aklım almıyor ya. Adam bu kadar komplike bir planı gerçekten kurmuş olabilir mi? Niye olmasın? Yani kurduysa da hak veririm vallahi ben. Taylan bütün ülkenin önünde rezil etti adamı ya. Programdan da tiksiniyorum zaten. Neyse işte, sonuç olarak Fırat olmaz. Başkasını bulmamız lazım. Ya kızım, yetiştirmemiz mümkün değil diyorum. Sen beni dinliyor musun? Adamlar bugün gelecek. Ne yapayım ben? Çıkayım sokaktan iki dakikada şef mi çevireyim? İyi, bir şef bulamazsak o zaman ben yapacağım yemekleri. Nazcığım, sen pasta şefisin. Biri ak, biri kara. Ben bu işin eğitimini aldım. Tabii. 1943'te. Ya tamam, pratiğim olmayabilir ama hallederim ben. Merak etme. Kusura bakma vallahi arkadaşım. Bütün emeğimizi çöpe atamayacağım. Seninle olacak iş değil bu. Yeni şef gelmeyecek miymiş? Hiç bilmiyorum ki. Nazan Hanım, etler yanıyor sanki. İsterseniz yardımcı olabilirim. Tamam, ben de baharat alayım o zaman. Zerdeçal mı kalmadı? Zerdeçal? İhtiyacım varmış sanırım. Var ama senin gibi birine değil. Ne demek benim gibi biri? Her şeyi biliyorum demek oluyor yani. Anlamadım, neyi biliyorsun? Taylan'dan intikam almak için bana yaklaştığını.
İzninizle ben bir konuşma yapmak istiyorum. Öncelikle yarışmada finale kalmamızı sağladığı için Fıraş Şef'e kaldırıyorum kademi. Sonra da hayatında gelmiş geçmiş en iyi kararı alarak o nikah masasından kalkıp bizi Fıraş Şef'le tanıştırdığı için Naz'a teşekkürlerimi bir borç bilirim. Ben de teşekkür etmek isterim sana. İyiliğin karşılıksız kalmayacak. Hakkını layığıyla alacaksın. Ben para istemiyorum. Teşekkür etmenin başka yöntemleri de var. Ne gibi? Adi herif! Hiçbir fırsatı kaçırmıyorsun değil mi? Benden intikam almak için Naz'ı kullanmana izin vermeyeceğim. Tayyip, ne yapıyorsun? Fırat! Fırat! Fırat uyan ne olur. Fırat uyan, aç gözünü. Aç gözlerini ne olur. Duyuyor musun beni Fırat? Uyan. Fırat aç gözünü ne olur. Fırat! Fırat uyan! Fırat! Taylan ne bakıyorsun, ne duruyorsun öyle? Ambulansı arasana. Fırat lütfen ne olur uyan. Fırat ne olur. Fırat! Merak etme, iyiyim ben. Doktoru duydum. Sadece bütün geceyi uyumadan geçirmem gerekiyormuş, o kadar. Evet, ama aynı doktor bütün gece müşahede altında tutulmanın da iyi olacağını söyledi hatırlarsan. Evet, biliyorum ama iyiyim ben. Sen yanındasın ben. Yanında olduğumdan beri başım beladan kurtulmadı yalnız. Ben şikayetçi değilim. Ablam, sen ruh eşine inanır mısın? Böyle karmik aşklar falan. Hı? Ben diyorum ki şu bizim Fırat'la Naz denen kız. Kızım sen de şunun şu laflarına gülüp yüz verme ya. Abbala yine kabak bizim başımıza patladı. Anne komik. Gülen de abla hep beklemediğim anlarda vuruyor. İyi mi?
Evrenin zamanlaması. Kuantum. Çekim yakası. Anam! Oğlum! Oğlum ne oldu sana? Başın niye sarılı? Merak etmeyin Sultan Hanım. Restoranda küçük bir kaza oldu sadece. Ne restoranı? Oğlum benim kendi restoranım. Oğlum sen işin var diye çıktın. Restorana mı gittin? He. Ama merak etme teyzem, iyiyim. Yalnız doktor sabaha kadar uyumaması gerektiğini söyledi. Takip edilmesi gerekiyormuş. Tamam kızım, sen merak etme. Biz onu hallederiz. Çok sağ olasın. İyi akşamlar. Eğer müsaadeniz olursa ben yanında kalmak isterim bu gece. Tamam. İyi madem. Ah. Kafamı vurdum, bacağım değil. Ben yürüyebilirim. Ama iyiydi, böyle de iyiydi. Gerçekten bizimkiler benimle ilgilenebilir. Sen git istersen. Olmaz. Bir kere söz verdim doktora. Seni sabaha kadar uyanık tutacağım. Hadi. Şimdi de sen benim kurtarıcım oldun. Evet, ama benim senin aksine önce başına belayı açıp sonra seni ondan kurtarmak gibi bir adetim var. Ne dersin? Yarım bıraktığımız dansı tamamlayabilir miyiz sence? Hayır beyefendi, çünkü şimdi dinlenmen gerekiyor. Hadi uzan şöyle. Gel. İki. Teşekkür ederim. Peki ya uykum gelirse? Uykun gelemez çünkü bütün gece anlattıklarımla kafanı şişireceğim ve uyuyakalamayacaksın. Hadi be. Bak heyecanlandım şimdi ha. Ne anlatacaksın peki? Bilmem. Ne anlatayım? Kendini anlat. En başından. Yani kimdir bu gizemli kadın Naz? Nereden başlasam acaba? Çocukluğundan. Nasılsa sabah kadar vaktimiz var. Neden batmıyor, saatim tik tak atmıyor. Bence aydan korkuyor. Kahvem sıcak kalmıyor, kum tanesi akmıyor. Bence aydan korkuyor. Ah, ah bir bil sevgilim. Söyle ben kimim? Seni ne çok özledim. Ah bir bil sevgilim. Söyle ben kimim? Seni ne çok özledim. Duydun mu? Ay benim içim geçmiş. Uyuyakalmışım. Sen uyumadın değil mi? Üf, bir ara bir uyumuşum. Benim de içim geçmiş. Çok kötü bir refakatçisin ya. Ne diyorsun ya? Çok özür dilerim. Şaka şaka. Şaka yaptım. Uyumadım. Ya böyle şaka mı yapılır?
Şaka şaka. Tamam tamam, özür dilerim. Çok haklısın ama zaten istesem de uyuyamazdım. Dünyanın en güzel manzarasından kendimi mahrum bırakamazdım. Ablam maşallah sabah sabah neşe fışkırıyor yine her yerinden. Bana bak Gülendam, zaten bütün gece gözümü kırpmadım. Hıncımı senden almayayım ha. Bana bak, bunlar uyuyakalmış olabilirler mi acaba? Ablam, evin her yanını hamur kokusu sardı. Fıratımız bu kokuya rağmen inmezse o zaman telaşlanabiliriz. E bunlar uyuyakalmadılarsa neredeler? Ne yapıyorlar? Vallahi ablam, benim o konuyla ilgili bir hipotezim var. Ama seninle paylaşırsam hayatıma son verir miyim diye de kararsız kaldım. Ablam, ben şu an kararımı verdim. Oldu. İyi günler. Dur, ben sana yardım edeyim. Dikkat et Mirza abi. Eline sağlık abla. Afiyet olsun oğlum. Ben bir gidip abimlere bakayım. Otur kızım sen. İnerler şimdi. Günaydın. Günaydın. Gel. Her şey çok güzel görünüyor. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Uyuyakalmadınız yani. Hanım, yani uyuyakalmadın. Değil mi oğlum? Yok Leyla. Nas sayesinde geceyi atlattık. Sağ olsun sabaha kadar gözümüzü kırpmaya müsaade etmedi. Ya Leyla, bunu bir defa biraz tüysüz mü yapmışsın? Yok oğlum, aksine yani elim fazla kaçmış hatta. Ablam öyle olmuş ama tam benim sevdiğim kıvamda. Çok güzel olmuş, ellerine sağlık.
Evet, anladım. Yani pek endişelenecek bir durum yok. Tamam, teşekkür ederim Erdoğan Bey. İyi günler. Erdoğan Bey, Fırat'ın MR sonuçlarına bakmış, umutlu konuşuyor. Yarın da inşallah test sonuçları iyi gelecek. Baba, ya kalıcıysa bu durum? Ya Fırat bir daha tad alamazsa? Güzel kızım, umut edip beklemekten başka çare yok. Ama sen de dinlen, bak dün gece de uyumamışsın. Gücünü topla biraz, böyle Fırat'a yardım edemezsin. O bebeğim, karamsar olma lütfen. Güzel enerjiler gönder evrene bakayım. Keşke her şey farklı olsaydı. Keşke bambaşka şartlarda karşılaşsaydık. Ama benden vazgeçmek zorundasın. Bu şekilde seninle olamam. Boşuna uğraşma. Gördün mü? Çok üzgünüm. Ben de. Bir yol buluruz. Eray'la idare ederiz. Sultan teyzen de yardım eder. Ben de daha çok çabalarım. El birliğiyle hallederiz. Olmaz. Denedik. Biliyorsun, gördün, olmuyor. Bir çözüm bulacağım. Çözüm yok. Mez. Buna alış. Ben hayatımın bu sayfasını artık kapatıyorum. Bu defa gerçekten vedalaşıyoruz. Olmaz, ne vedalaşması? Buraya kadarmış. Umarım iyi bir şef bulursunuz kendinize. Hatta ben size yardımcı olacağım. Fırat, hayır. Hisseleri de istediğin zaman devretmeye hazırım. Hisseler umurumda değil. Ben seni düşünüyorum. Biz? Bize ne olacak? Biz? Hiç tanışmamışız gibi hayatımıza devam. Hayır. Kolay kolay pes edemezsin. İzin ver, yanında olayım. Birlikte atlatalım, birlikte savaşalım. Hoşça kal. Aferin. Kedi olalı bir fare tuttun. Bana bu raporu getirerek işini geri kazandın. Tebrik ederim. Sağ olun efendim. Efendim, kızmazsanız merak ettiğim ufak bir şey var. Kesin kızacağım ama söyle. Şimdi biz raporları değiştirdik ya. Herkes hayat boyu Fırat Şef'in tat alamayacağını düşünüyor. Buraya kadar her şey çok güzel. Ama efendim, eninde sonunda bu adam tat almaya başlayacak. Yani bu durum geçici, gerçek. Ben bunu bilmiyor muyum? Aptal mıyım ben? Estağfurullah efendim. Gittiği yere kadar. Fırat'ın o zamana kadar çektiği acı bile bana yeter.
biz nasıl bu hale geldik Kasım Bey? Yani ne ara bu kadar dağıldık bilmiyorum ki. Her şey o kadar hızlı oldu ki. Evet ama yine de yani her zaman içimizde her şeyin çok güzel olacağına dair bir umut taşımalıyız Sultan Hanım. Oğlum hayatta en önem verdiği şeyi kaybetti Hasan Bey. Bundan sonra neye umutlanacak ki? Ha diğer taraf desen oradan da yüzü gülmedi yavrumun. Naz da gidiyor. Nasıl? Neden böyle ani bir karar aldı ki? Naz duygularını hep içinde yaşar. Ona bu kararı aldıran içindeki yangın biliyorum. Ama hiçbir yere de sağlamayacak görüyorum. O benim her şeyim. Ama ben hiçbir şey yapamıyorum. Ona yardım edememek beni kahrediyor. Siz çok iyi babasınız Kazım Bey. Yapmayın ne olur. Ya bir süreliğine gitmesi iyi gelebilir ona. Sonra yanınıza dönecek elbet. Annesi bırakıp gittikten sonra onu böyle sürekli heyecanla beklediği evden koparabilmek için Naz'ı Avrupa turuna götürmüştüm. Ama işte acıları geride bırakabilmek için öğrendiği tek yol da bu oldu. Gitmek. Ne kadar çok şey yaşadı bu çocuklar ya. Allah biliyor ya en başından beri en çok ben karşıydım yani. Ama bu çocukların sonu da böyle olmamalıydı. Bir türlü kendi kendilerine izin vermediler. Halbuki her şeyi bırakıp aşklarını yaşasalardı. Ama işte gelinen nokta bu. Artık bundan sonrası onların kaderi. Doğru diyorsunuz. Bu evin bir numaralı altın kuralı da delindi artık. Sesin çıkmayınca merak ettim oğlum. Yoksa adetim değildir bilirsin yani. Hem kapıyı çalsam da açmayacaktım bileyim. Naz yurt dışına gidecekmiş. Hazım Bey söyledi de. Senin haberin var mıydı oğlum?
Vazgeçirmeyecek misin? İzin mi vereceksin gitmesine? Neden vazgeçireyim ki? Bence Naz kendisi için en iyi olanı yapıyor. Ben onu mutlu edemem. Benim de kendime ne de ona bir faydam var. Hayatta yenilgiyi kabul etmek insanı bir anlık iyi hissettirir. Hiçbir şey yapmak zorunda hissetmezsin çünkü kendini. Ama sonra kaybettiklerin, etmediğin mücadeleler vurunca yüzüne acı dolu anlar. Üst üste gelir. Sonra bir de bakmışsın ki keşkelerin içinde bulmuşsun kendini oğlum. Teyzem. Hı. Ben çok yorgun. Uyumak istiyorum. Aşkım, sırası değil biliyorum ama ben tekrar geçen günkü o saçma şakam yüzünden özür dilemek istiyorum senden. Özür dilerim. Yani onun hiçbir zaman sırası olmadığı için ben anı böyle kayıtlarımdan sildim. Sonsuza kadar hem de. O yüzden böyle özür dilemek için de bu konuyu açmazsan çok sevinirim. Tabii ki mavişim. Hatırlatma. Fırat'tan hala haber yok değil mi? Of, yok. Yani bu biletin fotoğrafı da artık işe yaramazsa bu aşk böyle sönüp gidecek ya. Naz da giderse bir daha kolay kolay geri gelmez ben biliyorum. Fırat da yaşayan ölü gibi. Ağzının tadıyla beraber tüm yaşama sevinci gitti kardeşim. Tamam. Biz seninle şöyle bir anlaşma yapalım tamam mı? Ne anlaşması? Şöyle, eğer bir gün biz de böyle büyük bir kavga edersek ya da ne bileyim böyle ilişkimiz çıkmaza girerse birbirimizi geri kazanmak için son ana kadar beklemeyeceğiz, tamam mı? Tamam aşkım. Söz mü? Söz mü abişim? Yani ne bileyim böyle uçak, tren, zeplin gibi böyle saçma sapan bir bilet almadan biz zaten bunu çoktan çözmüş olacağız, tamam mı? Tamam. Tamam, anlaştık o zaman. Anlaştık aşkım, anlaştık. Gel bakayım sen. Ya Fırat Naz'ı geri getirir değil mi? İnşallah aşkım. İnşallah.
Oğlum bu tadalamama durumu var ya, çok acayip be. Yemek yemeyi unutuyorsun sen. Aklına gel. Canın en sevdiği yemekleri bile istese hiçbirini hissetmiyorsun. Tadı aynı ya. Su da içsen, sirke de içsen hiçbir şey değişmiyor. Serum alsan aynı yani, düşün. Ha buradan, ha damardan. Hiçbir şey değişmiyor. Rafım, sen yine de onu çok su gibi içmesen mi acaba? Haydi. Onu unutmak istiyorum ama olmuyor. Anlaşsanıza Rafık'la. Onu ne kadar az hissedersen o kadar iyi. Kardeşim, kendine eziyet etme ne olur. Tamam. Gitti de. Gitti o. Naz gitti. Kendi acımla onu boğup öldürmeyeyim diye gitmesine müsaade ettim. Vay be. Hadi son kez hocam. Son kez. Bu tadı alamama meselesi enteresan. Patlıcanmış, beğenilmiş, aynı. Ablam, bak şimdi. Ben bu aşkın kitabını yazmaya karar verdim. Hangi aşkın? Naz'la Fırat'ın aşkının ablacığım. Bir yapmadığın o kalmıştı. Gülendam, çocuk burnunun dibinde perişan halde canıyla cebelleşiyor. Ya sen bu durumun ticaretini mi kuruyorsun kafanda? Ay ablam, aşk olsun. Haşa, para falan düşünmüyorum. Benimkisi tamamen bir sosyal sorumluluk projesi. Gençlere aşk ilişkilerinde neleri yapmamaları gerektiğini öğreteceğim. Yeni Nazlar, yeni Fıratlar acı çekmesin diye. Allah'ım yarabbim, sen sabır ihsan eyle. Ablam, bir de bunun filmini çekeyim diyorum. Sinematografik olarak eserimi kitlelerle buluşturacağım. Atilla Bey de menajerliğimi yapacak. Her şeyi hallettik. Anne. Seninle bir şey konuşmak istiyorum. Ama bir şey söylemeden önce lütfen bitirmeme izin ver, olur mu? Sevi, Allah aşkına kalbime indirme, tamam mı? Hadi konuş, ne söyleyeceksin? Haydi çabuk. Ay eyvahlar olsun. Ablam vallahi bir felaket daha geliyor. Babam. Babam ölmek üzere anne. Acilen karaciğer nakli yapılması lazımmış. Biliydim. Ben biliydim bu işin altından bir iş çıkacağını yani. O bencil iki yüzlü adam... ya bir planı olmasaydı gelmezdi buraya. Sakın gelmeyin arkamdan. Oturun. Sevi. Aa. Atilla Bey. Ay ne buluşması ayol bu saatte. Ay etraf zaten yangın yeri. Nasıl? Çok mu önemli? Kızımdan uzak dur. Sen ona babalık yaptın mı ki o sana evlatlık yapacak? Ölmemi mi istersin Sultan? Kızımız babasız mı kalsın?
Tabii ki hayır. Seninki de Can. Benim kızım babalı mı büyüdü ki babasız kalsın? Sonra sen iyi niyetinle gelip anlattın mı bize derdini? Hayır. İyi gününde kızını arayıp sordun mu? Hayır. Şimdi zorda kalınca aklına geldik değil mi? İyileşince gene unutacaksın kızını. Sen ne yaşadıklarından ne de hastalığından ders alırsın. Size bana böyle bunlarla gelip böyle yalandan gönlümü almaya çalışayım. İyice gözümde küçülüyüm. Sevin'in yardım etmesine izin verecek misin? Hak edip etmediğin benim değil Allah'ın takdiri. Biz ne olursa olsun her cana değer vermeyi, onun için savaşmayı öğrendik. Böyle yetiştik biz. Sevi gerekeni yapacak. İnşallah sen de kıymetini bilirsin. Ulan çık işte yatağında yat rahat rahat yaylı yaylı. Ne işin var bahçede? Ya Ergin, yok ben burada divanda uyuyacağım. Sen beni dert etme ben. Bu akşam... Kardeşim bak, burada her yerin tutulur. Gel biz seni yukarı çıkartalım. Tatlı tatlı yat ya. Ya Mirza, sen bilmiyorsun. Burası çok uğurlu. Ben ne zaman burada uyusam böyle sabahdan az da kaçtır. O yüzden ben burada uyuyacağım. Bak. Yukarı çıkaracaksın mı? Yok kardeşim, niye ben çıkarıyorum her seferinde ya? Bir kere de sen çıkar. Oğlum adam benim sikletim değil, kaldıramam. İyi hadi gidelim. Hayır, kalsın burada. İyi geceler Tosuncuk. Hey, kapatın asansörü kapat. Asansör. Fırat, kalk. Bağırma. Kaç oldu kardeşim? Kalk.
Bağırma. Raf'ın sabah sabah bu ne şıklık ya? Daha seni de giydireceğiz. Kalk, kalk. Hadi, 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 hadi. Ya bırak beni, niye giyiniyorum ben ya? Oğlum düğünümüz var. Düğün mü? Nasıl ya, Şebnem Ersen mi? Yok. Daha dün biri, bugün iki kardeşim. Haydi, haydi, haydi. Kim oğlum o zaman ya? Hazır mısın? Söylüyorum. Güli. Güli? Güli? Gülendam? Hangi Gülendam? Hangi Güli? Oğlum bizim hayatımızda başka Güli var mı? Yok ya. Nasıl olur böyle bir şey? Ya sen bilmiyor musun bizim deli kızı ya? Meğerse saman altından su yürütüyormuş. Kiminle peki? Bak, orası daha çılgın. Atilla Bey. Atilla? Topuzlu'nun Ati. He? He? Oo! Haydi, haydi, haydi. Kalk, kalk, kalk. Seni de gideceğiz oğlum. Kalk, kalk. Yürü, yürü. Daha hazırlayacağım saçlarını, başlarını. Oy! Dürüye, canım onların kapaklarını açmayın. Servise kadar vurur onlar, vurur. Kapat, kapatın. Tamam, merak etme. Haydi, kızım öyle götür onları. Ha. Kız Figen, hala aklım almıyor. Kız o kadar ilişkiye belledik ki bizim radarımızdan nasıl kaçtı? Hiç sorma abla ya, benim de hiç aklım almıyor. Ama yazıklar olsun bize. Kolay gelsin. Sağ ol canım. Abicim, şöyle şunu, şu masayı şöyle birazcık geri alsak. Bak bu çok yakın. 45.600. Kez söylüyorum ama olsun. Tamam. Tatlım, canım. Bak bunların hepsi yan yana ya. Bir çekil sen, ben yaparım. Çekil. Onları da yaparsın. Tut beni. Tut, getireceğim kız zaten. Ay. Yeter uzun ver. Haydi biraz acele et, haydi. Daha üstümüzü başımızı giyineceğiz. Anne ya. He. Şaka gibi, ben hala inanamıyorum olanlara. Kızım, aşk gelince başa, mantık elden gidermiş dedikleri bu. Haydi. Evet ya. Şu mantık gitmeli artık gerçekten. Koy oğlum. Sağ ol yavrum. Ya kardeşim, bu topuz inşallah düğüne salça olup bir arıza çıkarmaz değil mi ya? Vallahi hele öyle bir şey yapsın. Bu defa onu elimden kimse alamaz. Bak, şimdiden söylüyorum ha. Aramıza kimse girmeyecek. Bu defa ağzını burnunu kıracağım. Tamam mı? Tamam kardeşim, tamam. Sen sinirlenme, gerilme. Bir şey olmaz. Aa, biz elimiz boş gidiyoruz. Bir şey almak lazım. Hakikaten Rafığım ya. Doğru söylüyorsun. Gülümüze hediye almadan olmaz. Şimdi giderken Salim abiye uğrayalım. O bize uygun takı bulur. Tamamdır. Ama
Rafum, hani nerede herkes? Daha kimse gelmemiş. Kardeşim gelirler birazdan. Sultan ablalar gelin odasındadır. Yani konuklar da gelir birazdan. İyi, dur ben şunlara bir bakayım. Doğa babam dur. Ya dur, beni durdurma. Ben Gül'ü gelinlikle görmeden ikna olamayacağım. Bırak beni. Ya kardeşim bir dur, gideriz sonra. Zaten misafir gibi geldik. Şu sandalyelere bir el atalım. Ayıp. Hem bak, Mirza orada. Yalnız kalmış, beli çıkmış çocuğun. Bir yardım edelim. İyi hadi. Rafım ne diyin? Ver ceketi. Ne diyeyim? Kolonlar, molonlar. Bu tarafa mı dikeceğiz? Şu tarafa dikeceğiz işte. Buradan ses gelse bu tarafı doldurur. He, doldurur. Dikek. Geçen üç düğünde öyle yapmıştık ya. Oraya koy. Yani şu mahallede bir nikaha geleceksin deseler asla inanmazdım. Hayat böyledir Fezacığım. Ne getireceği hiç belli olmaz. Yani abicim beni buraya yalnız hayat değil senin hatırın getirdi. Yoksa hiçbir kuvvet getiremezdi yani. Canım kardeşim beni kırmadığın için çok teşekkür ederim. Rica ederim abicim de yani bizim bu aileyle ortak katıldığımız nikahlardan pek hayır gelmedi biliyorsun. Yani umarım yine öyle bir vukuat olmaz. Ama gerçi bize ne canım? Yani bizim düğünümüz mü? Yani çok şükür bu sefer sadece davetli olarak katılıyoruz. Gel canım bu taraftan. Kim çağırdı ya bunu buraya? Ben. Ben çağırdım. Hoş geldin. Abi. Bora'yla benim sana söylemek istediğimiz bir şey var. Anladım. Sevim. Anladım. Konuşacak çok konu var aslında. Sana her şeyi anlatmak isterim kendi açımda. Ben de dinlemek isterim. Ama sonra. Teşekkür ederim. Aşkın önünde durmayacak kadar yürekli bir adam olduğunu biliyordum. Canım abim benim. O bambaşka biri. Göreceksin sen de. Dikkat et. Bir işin ucundan tutsun. Tamam. Ver. Rafı. Aslan Rafı. Haydi. Boş verin beni ya. Düğünümüz var ya. İş var. Haydi. Haydi. Haydi.
Memur hanım da geldi. Ya nerede kaldı bizimkiler? Ben bu gelin ve damadı yan yana görmeden ikna olamayacağım ha. Vallahi ben de ikisini yan yana çok merak edeyim. Gelirler birazdan ya. Sabredin. Hazım Bey. Hazım Bey. Hazım Bey'i kim davet ediyor? Gülü işte. Canikosu olmadan yapamazmış. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Bundan sonra hepimiz çok daha iyi olacağız. Nasıl? O da çok mutlu. Merak etme. Nikah akdini başlatmak için gelin ve damadı buraya alalım lütfen. Gelemedi gelinle damat. Hadi gidip alalım şunları. Kardeşim bir dakika. Şöyle bir dur sen bakalım. Hoppa! Ben giderim, otururum şahitim. Geçerim oraya tabii. Allah Allah, olacak iş değil. Kardeşim, Allah'ım, kardeşim. Ya Rafım, kusura bakmayın, bizimkiler biraz şakacı bugün. Kardeşim, işimizi garantiye alıyoruz. Evet demeden bu masadan kalkmak yok. Hadi bakalım. Neye evet, kime evet? Rafıklarım, tamam, sulandırdınız iyice. Sen bize güvensene, azıcık bize güven ya. Size şu an hiç güvenmiyorum. Ya ne olacak, bak o da devletin memuru. Buradasın. Benden vazgeçemezsin artık. Bir daha buna asla izin vermeyeceğim. Size minnettarız Atilla Bey. Siz olmasaydınız Fırat'ın gerçek raporlarını asla öğrenemeyecektik. Artık size yalan söyleyemezdim Gülendam Hanım. Bunu bir daha söyleyin. Neyi Gülendam Hanım? Beni en çok cezbeden şey dürüstlüktür. Dürüstlük? Hayır. Bundan sonra sizi bizi konuşmasak. Bana Gülide. Gülide. İki hafta için toplanmış bulunuyoruz. Tarafımıza evlenmek istediğinizi bildirdiniz ve evlenmenize mani olacak bir sebep bulunmadı. Siz Naz Soyler, hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında olmaksızın kendi özgür iradenizle Fırat Karasu'yu eşiniz olarak kabul ediyor musunuz?
Evet. Bravo! 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 Darısı başımıza. Siz Fırat Karasu. Hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında olmaksızın kendi özgür iradenizle Naz Soyluer'i eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Evet. Ben de belediye başkanımızın bana verdiği yetkiye dayanarak sizi karı koca ilan ediyorum. Mutluluklar. Yeter artık kendine işkence ettiğin, kapat şunu. İkimiz de kaybettiğimizi kabullenmeliyiz. Biliyor musun? İnsan doğasının en zor eylemidir kabullenmek. Ben nereden başlayacağımı bilmiyorum. Kendimi, annemi, babamı, geçmişimi kabullenememiş bir adamım. Hepimizin bir yerden başlaması lazım. Ora. Hadi. Onların beni terk ettiğini kabullenmem lazım. Naz. En acısı. Kabullenmesi en zor olanı. Gerçek aşk teslimiyet istermiş. Eğer Naz'ı gerçekten sevdiysen onu kaybettiğine de teslim olmaz. Ben Fırat'ın kiminle olursa olsun çok mutlu olmasını istiyorum. O bunu zaten fazlasıyla da hak ediyor. Belki de. Belli ki o benden daha çok hak ediyor. Hemen olmayacak. Ama dediğim gibi hepimizin bir yerden başlaması lazım. Hatta belki de en zorunda.